Akıncı yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi. Elektroniklerden, yazılımlardan, mekaniklerden oluşan bir şey olsa da bizim için ruhu var. O ruh da şu, semalarımda hür ve bağımsız olacağım milletimizin iradesinin ifadesi. Hangar kapısını açalım. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesi. Herkes güç vermeye hazır mı? Evet, hadi gidelim. Hadi bismillah. Akıncı inşallah milyonlarca saat görev yapacak. Ülkemizi koruyacak. İsminin hakkını verecek. Kalkıyoruz arkadaşlar. Herkes tamam mı? İsmi gibi çevik, fütursuz, Yılmaz bekçisi olacak. Ne düşeceğiz biz? Tamam. Bugün Baykar mühendisleri kısa süre sonra gerçekleşecek hayati bir toplantıya hazırlanıyor. Farklı disiplinlerden gelen ekipler Akıncı insansız hava aracı için hazırlanan mühendislik tasarımlarını Savunma Sanayi Başkanlığı onayına sunacak. Şey ayırsa bir şey iyi olur aslında. O daha iyi olabilir. Ama Ozan da lastik ufak olacak. Her yer diyorum lazım. Konu mühendislik olunca detaylarda kaybolmamak zaten oldukça zor. 7 farklı mühendislik disiplinini koordine etmekse sıra dışı meziyetler gerektirir. Ben ufacık yaştan itibaren bir kere havacılığa meraklıydım. Mühendisliğe bir ilgim ve yatkınlığım vardı. İkisinin birleştiği yer yani model uçaklarla ve model helikopterlerle uğraşıyordum. Kendi bunları yapıp hatta kırıp çokça uçuruyordum. Asıl burada önemli husus bunun o içindeki yazılım ve elektronik sistemler. Asıl katma değer oldu çünkü robot gibi uçması gerekiyor. Benim uzmanlık alanım da buydu yurt dışında. Araştırma görevlisi olarak yüksek lisansımı yaparken. Aslında insansız hava aracı üretmek Baykar mühendisleri için bir ilk sayılmaz. Aynı üretim bantlarından çıkan Bayraktar Mini İHA, Bayraktar DİHA ve Zeytin Dalı harekatında 5300 saat üzerinde görev yaparak tüm uçuşların %90'ını, Bahar Kalkanı harekatında ise 2000 saati aşarak tüm uçuşların %80'ini gerçekleştiren TB2, bugün milli savunma görevinde 200 bin saate yakın mesaisini tamamladı bile. Ancak 20 metrelik kanat açıklığıyla 1350 kilo milli akıllı mühimmat taşıyabilen ve 40 bin feet irtifada havadan havaya taarruz yapabilen bir İHA üretmek yalnızca bir ilk değil, sizi dünyada bu alanda üretim yapabilen 3 ülkeden biri yapar. Örneğin F-16'ların şu an yaptığı birçok görevi Akıncı platformuyla artık yapabiliyor hale gelmek demek. Çok daha zor şartlarda belki görev yapmak demek bizim için. Tabii bu dev balığı uçurmak, sıradan bir drone uçurmaktan oldukça zahmetli. 40'tan fazla bilgisayarın tüm elektronik, mekanik ve aerodinamik aksamının farklı birimlerde tasarlanıp üretilmesi, gövde üzerine monte edilmesi ve aynı anda birbiriyle iletişime geçerek uçuşa hazır hale gelmesi gerekiyor. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için ekibin önünde 6 ay var. Bu düşündüğünüzde imkansız gibi gözükebilir. Fakat onlar öyle düşünmüyor. Tolga Büyükyazı, Akıncı'nın beyin fonksiyonlarının çalışmasını sağlayan biriminden sorumlu. Uçağın otonom hareket edebilmesi için bir bebeğin yeni tanıştığı dünyayı algılama tarzına benzeyen bir model geliştiriyorlar. NASA tabanlı yazılım ve yapay zeka birimi olarak biz uçağın kontrolünde olan arayüzleri, çeşitli faydalı yüklerin kontrollerini, bu arayüzlerin içerisinde çalışan video uygulamalarını yapmaktayız. Ayrıca yapay zeka faaliyetleri içerisinde görüntüleri ve sinyalleri kullanarak da uçağı daha akıllı hale getirmek, daha kendi başına hareket edebilir hale getirmek için ARGE faaliyetleri yürütmekteyiz.
iç organlarımızın hareket etmesini sağlayan sinir ve kas sistemi gibi belli bir fonksiyonu yerine getirmek için tasarlanmış yazılım ve donanım faaliyetleri Gömülü Yazılım ekibi tarafından yürütülüyor. Mehmet Suakay, Gömülü Yazılımlardan sorumlu kişi. Burada yaptığımız sistem gerçek zamanlı çalışıyor ve burada geliştirdiğimiz yazılımları biz uçakta kullanmadan önce gene burada uçmayan bir uçak üzerinde de test ediyoruz. Sonrasında ise tamamıyla uçmaya hazır olduğunu düşündüğümüzde uçuş için test planına başlıyoruz. Aracın hava akımlarının yaratacağı kuvvetlere karşı doğru hareket edebilmesi için alması gereken formlar aerodinamik ve mekanik ekipleri tarafından tasarlanıyor. Nokta ile başlayan bir tasarım nihayetinde bir şekle bürünüyor ve parça ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkan parçayı en ekonomik şekilde, en uygun şekilde nasıl üretebiliriz buna karar veriyoruz. Makine parkurumuzda bunları üretiyoruz. Gövde parçalarının tasarlanmasından sonra nasıl üretileceğiyle alakalı kısımlarda yapısal imalat mühendisliği devreye giriyor. Şu an son montaj aşamasına gelmiş durumdayız. Arkadaşlar da kapakların yerleşimlerini yapıyorlar. Bir yandan da kuyruk bölgesini birleştirecekler. Ya aslında takriben şuraya oturuyormuş gibi görünüyor da. Şu an gövdenin bitmesine birkaç gün kaldı açıkçası. Birkaç gün içerisinde hava aracını muhtemelen teste alacağız. Yani şunlar geçici olanlar, ön tarafta kalıcılarını yaptık. Onlar biraz daha iyi oldu. Gövde ve yazılımlar tamamlandıktan sonra hava aracına itiş gücü verecek türbin motor üniteleri monte ediliyor. Mehmet Esat Aksal, yakıt sistemlerinden sorumlu mühendis. Biz motoru yaklaşık 8 ay önce zaten yerde çalıştırdık. Şimdi gerçek hayatta bu entegrasyonu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de ilk motor montajı, motorların uçağa entegrasyonu ve ardından bir yer çalıştırması planlıyoruz. Akıncı projesi için tarihi bir gün. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayi Başkanlığı'yla gerçekleşen bu toplantı, Baykar ekibinin ön tasarım onayı alabilmesini sağlayacak. Şey, izin veren bir profile geçtik. 7 farklı mühendislik disiplini, 40'tan fazla bilgisayar, milyonlarca satır kod. Ciddi bir hata, tüm tasarımın sil baştan yapılmasına sebep olabilir. Ve uçağımızın yerde oturmak ise -2 derecede oldu. Bu ne oldu yani? Bu tasarım ne oldu? Evet. Bundan sonra yani, ufak modifikasyonlar olur. Büyük değişiklikler asla yok. Ana komponentler için ne oldu diyebiliriz. Kanatlı bir şey söyleyeyim. Aslında kayıplarımızı olabildiğince azaltmak önemli. Yani mesela uçağa bir mühimmat taktım veya bir anten taktım. Bu anteni takmak zorundayım. Kaçmam mümkün. Haluk Bayraktar, Baykar'ın genel müdürü. Şirketin iş geliştirme, üretim planlama ve ihracat gibi faaliyetlerini o yönetiyor. Baykar aslında 1986 yılında otomotiv yan sanayine yerlileşmeye tabi hassas mekanik otomotiv parçaların imalatı yapmak üzere kurulmuş bir firma. İmalat firmasıydı aslında Baykar. Özdemir Bayraktar tarafından kuruldu. Bizler de ikinci nesil olarak çocukluğumuz Özdemir Bayraktar'ın yanında talaşlı imalat tezgahlarıyla çalışarak geçti. Ama sonrasında bizim havacılığa olan merakımız, işte Selçuk Bayraktar'ın bu alandaki çalışmaları bizi Türkiye'de insansız hava aracı gibi bir alanda çalışmaya sevk etti. Adım adım ilerledik. 7 kişilik ekip bugün 750 kişi oldu. 18 yıl önce 5 kiloluk bir uçakla uğraşıyorduk. Şimdi 5,5 tonluk bir uçakla uğraşıyoruz. Ve bunun derinlemesine tüm teknolojileriyle uğraşıyoruz. Ve bu teknolojiyi hem ülkemizde kullandık hem de ihraç eder hale geldik. Ukrayna'ya ve Katar devletlerine bu sistemler ihraç edildi. Ve şimdi de gördüğünüz gibi Akıncı'yı gerçekleştiriyoruz. Ve bu bizi dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen ilk 3 ülke arasına sokacak. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum bunu. Çünkü
10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor. 5 sene için de olur. Çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat. Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar, geçtiğimiz 35 yıl içinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm yaratacak bir ivmenin öncüsü haline geldi. Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza atan ve %93 yerlilik oranına ulaşan Baykar, insansız hava araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Evet, devam edelim. Bugün Bayraktar Akıncı İHA'mızın ön tasarım, PDR denilen toplantısını Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile birlikte gerçekleştirdik. İlk uçuşa hazırlanıyoruz. O anlamda bu adım tabii ki havacılık tarihimiz açısından çok önemliydi ve başarılı geçti Allah'a şükür. Her şey yolunda. Akıncı'nın ilk uçuş hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm ekipler kendi uzmanlık alanlarına göre test çalışması yapıyor. Bu testlerden alınacak veriler ilk uçuş için son derece kritik. Bu gördüğünüz bir simülasyon uçuşu. Akıncı için tasarlanan beyin gövdeye bağlanmadan hayali bir uçuş gerçekleştiriyor. Düşünün ki bir vücut var, beyin var, organlar var. Bütün sinir uçlarına siz sanki o beyne elektriksel sinyaller bağlıyorsunuz. O vücut kendini canlı zannediyor beyin. Ama masada ve bir hayal ortamı oluşturuyorsunuz ona. Sanki uçuyormuş gibi. Bir anlamda biz onu yapmış oluyoruz. Aslında bütün denemelerin, hataların asıl bulunduğu yer orası. Ya, hazır mı ekran? Akıncı'nın beyni uçuş için hazır görünüyor. En azından hayali bir simülasyon ortamında. Ancak bu hayalin gerçek olabilmesi için 5,5 tonluk bir gövdeyi taşıyacak aerodinamik mühendislik gerekiyor. Yapısal imalat mühendisleri, aerodinamik ve mekanik ekibinin tasarladığı prototip 1 ismi verilen gövdenin her hava şartına karşı nasıl tepki vereceğini hesaplayacakları bir testle hazırlanıyor. Bugün aslında projenin heyecanlı aşamalarından birindeyiz. Çünkü uzun süredir uğraştığımız bu Akıncı hava aracını yapısal teste sokacağız. Tasarım birimi tasarladığı hava aracını görecek. Biz de ürettiğimiz hava aracının yük altında nasıl davrandığını göreceğiz. Uzun süredir çalışıyoruz. O yüzden biraz yorgunuz, stresliyiz. Hem testin nasıl geçeceği konusunda biraz endişeliyiz. İster istemez. Hem de teste yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan burada imalat devam ediyor. Ufak tefek problemler var. Yaklaşık bir 8 saat programın gerisindeyiz. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda teste hazırlamaya çalışıyoruz hava aracını. Prototip 1 saat 3'te gerçekleşecek yapısal testine hazırlanırken gömülü yazılım ekibi donanımların kablolama işlemini bir masa üzerinde tasarlıyor. Yani biz şu an Akıncı'nın bütün avioniklerini içeren bir masada kurulum yapıyoruz. Yaptığımız kurulumda da şu an harnesslerini döşedik, bütün bundle'ları hazır. Pin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Binlerce kablo, 40'tan fazla bilgisayardan komut alarak Akıncı'nın tüm parmaklarını hareket ettiriyor. Şimdilik masa üzerinde işleyen bir sistem. Gömülü yazılım ekibi için verimli bir gün. Fakat aynı durumun aerodinamik ve yapısal imalat mühendisleri için geçerli olmadığı ortada. Şu an bir tane burçta problem yaşıyoruz. O 3-4 tane burç vardı ya. Evet. Bir tanesi sıkıştı. Şu an züfustalar onu takmaya çalışıyorlar. Nereden baksan 3 saat. 3 saat. Nereden baksan 3 saat. Normalde 12'ye yetişiriz diyorduk. Evet. Şu an biraz geç kalacak gibi. Normalde beklemediğimiz bir şekilde çok basit bir parça. Burç, pim var ama pim içinde sıkıştığı için onu çıkartırken burçlardan bir tanesini zedeledik. Onlar da yük taşıyan elemanlarımız. Sağlıklı bir şekilde tamir etmemiz gerekiyor. Yani eğer bir problem olacaksa testi ertelememiz gerekiyor.
Ama herkes harılığı çalışırken de testi ertelemek istemiyoruz. O yüzden zor kararlar. Saat 3'e hala yetiştirebiliriz diye ümidimiz var. Onun için uğraşıyoruz. Yapısal gövde testinin planlanan saatte gerçekleşebilmesi için Şevki ve ekibinin 2 saati var. Günlerin uykusuzluğu ekibin dikkatini dağıtsa da artık son aşamasına geldikleri bir testin ertelenme olasılığı tüm ekibi ayakta tutuyor. Bu esnada yakıt sistemlerinden sorumlu mühendis ekibi Akıncı'nın motorunda bir titreşim iyileştirmesi yapıyor. Bugün Akıncı'nın ilk uçuşunu yapacağı AI-450T motorunda bir titreşim iyileştirmesi yaptık. Bu sayede bir sonraki aşamaya geçebiliyor olduk. Son yaptığımız testte gösterdi ki titreşim seviyesi normale indi ve yolumuza devam edebiliriz. Gövde dışında tüm birimler birleşmeye hemen hemen hazır. Bu durum yapısal imalat mühendislerinin sırtındaki yükü giderek ağırlaştırıyor. Ben şey diyorum, aşağı indirelim, yüksükleri orada yapalım ki daha fazla gecikmesin. Hala 4 tane daha yüksük yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Kanatları taşıyacak. Onları henüz tamamlayabilmiş durumda değiliz. Ama en azından aşağıda test düzeneğini götürelim. Orada bu işlemleri gerçekleştirelim. İstiyoruz ki işi birazcık hızlandırabilelim. Bu esnada beklenmedik bir kaza oluyor. Bu aparatlar bizim sadece bir yerden bir yere götürmek için kullandığımız aparatlar. Sabah söylediğim gibi plan sabah 8-9 sularında değiştiği için bunlarla bu yoldan götürmek zorunda kaldık. O sırada sanırım teker fazlaca dönüp böyle bir şeye sebep olmuş. Çok büyük bir problem değil ama tabii ki hepsi bizim zamanımızdan yiyor şu an. En önemli şey de bir an evvel testimizi gerçekleştirebilmek. Öğleden sonra 3 civarında planlanan yapısal gövde testi, yaşanan aksilikler sebebiyle bir gün ertelendi. Ancak ekip bu testi gerçekleştirmekte kararlı. Bağlarsan dolanabilir. Biraz gerisinde kaldık maalesef bazı teknik sebeplerden ötürü. Dolayısıyla biraz daha koşturarak çalışıyoruz. Ama umarım yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. Son bir haftadır hemen hemen her gün yaklaşık 1-2 saatlik uykuyla idare ediyoruz. Fakat hani yorgunluk hissediyor muyuz? Yani ben şahsım adına söyleyeyim, yorgunluk hissetmiyorum. Bu biraz vücut direncinden ziyade sanırım gönül işi de. Şevki test öncesi son düzenlemeleri yapıyor. Artık her şey hazır. Akıncı, havalandığında maruz kalacağı maksimum yüklerin simüle edileceği bir test düzeneğine taşınıyor. Her iki köşede yer alan vinçler kanatları yukarıya çekerken farklı bir düzenek Akıncı'nın gövdesini aşağı çekecek. Bu şekilde kendi ağırlığının 4 katı bir kuvvet uygulanarak iki kanada yaklaşık 14 ton yük binmesi hedefleniyor. Tasarımla ilgili bir sorun yaşanması aylardır üzerinde çalışılan prototip 1'in parçalara ayrılmasına sebep olabilir. İlk defa yapılıyor ya bu test. Bir sürü acemilik oluyor tabii. Ne kadar bilgisayarla hesaplatsanız da yanlışlıklar olabiliyor ve onu denemeniz gerekiyor. Gerçek bir iskeleyle bir anlamda. Bunun yanında sadece yükleme testi yapmıyorsunuz. Başka yorulma testleri de, yani uzun süre havada maruz kalacağı etkilerle, yüklerle denemeler de yapmanız gerekiyor. Bütün bu koşulları sağlayacak testleri hem bilgisayar ortamında hem de gerçek şartlarda uçmadan önce denemeniz gerekiyor ki emniyetli bir şekilde uçabilsin. İndir aşağı.
Kaç kilo çıkıyorsun sağ ve sol? Şu an bir konudan öncesine hazırlık yapıyoruz. Dengeli tamam. Bir tona çıkacağız. Tamam. Hadi. 250 offset var. Şu an 1G'deyim. Kaç? Orası kaç? Tamam. Sol azıcık kaldır. Yapısal imalat mühendisleri Akıncı'nın gövdesine karşı temkinli yaklaşmak istese de Selçuk Bayraktar şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Otursun kanat yerine. Hadi çek. İlk defa deforme oluyor. Tamam mı? Kırılması gereken yerler var içinde. Bu şekli alabilmesi için. Oraların kırılması lazım. Onlar kopacak yoksa kanat esneyemez ki. Uçağa tabii ki biz gelebilecek bütün atmosferik şartlarda karşılaşabileceği en ekstrem durumu denemek istedik. Niye? O durumla çok nadir de olsa, belki 100 bin saatte bir de olsa belki karşılaşabilirdi. Orada erken kırılan parçalar olabilir. Yani o yüke dayanmayan parçalar olabilir. 200 kilo hadi. 970, 980, 990. Devam, bir ton. 1200 göreceğiz, devam. Devam. 1010, 1020, 1030. Yaşar, devam. 1040, 1070, devam. Devam, 1080. Devam. 3. Hadi hızlı. Devam. Kaç? Oh, güzel. Bayraktar Akıncı prototip 1'in güvenli bir şekilde, emniyetli bir şekilde havada maruz kalabileceği en zorlu koşulu bile dayanabileceğinin kanıtı şu an. Tabii havacılık tarihimiz açısından da tabii bir tarafı var. Dünyada bu sınıfta uçak yapan birkaç ülke var sadece. Türkiye'de onun arasında şu anda girmeye hazırlanıyor. Bu testi de geçtikten sonra bizim için emniyetle uçabileceğine dair bir adeta bir belge olduğundan, bir kanıt olduğundan arkadaşları da ben sizden uzunda tebrik etmek istiyorum. Gece gündüz çalışıldı ama buna değdi Allah'a şükür. Tebrikler arkadaşlar. Yapısal imalat mühendisleri artık rahat bir nefes alabilir. Bugünden sonra Akıncı'nın gövdesi elektronik ve mekanik montaj için diğer ekiplere teslim edilecek. Bugün hangi gün? 2 Ağustos mu? 3 Ağustos Cumartesi. 4 Ağustos. 4 Ağustos Cumartesi. Pazar gece 1. Uçak 4G'de yüklü. Bekliyoruz. Birazdan indireceğiz. Gevşeteceğiz. Bağını çözeceğiz yani. Bugünkü amacımız hava aracımızın üzerinde yerleştirdiğimiz elektronik ve yazılım sistemleriyle birlikte motorları denemek. Yavaş yavaş iç organlarını yerleştirdik. Motorlarını da koyduk. Hemen sonrasında tabii ki kanatlarını monte edeceğiz sadece. Onun da iç aksamı yerleşti. Tabii ara ara aksaklıklar olsa da bütün bu denemeler onun için yapılıyor. Aksaklıkları görmek için yapılıyor. Her biri 450 beygir gücündeki ultra kuvvetli motorların gövde üzerinde elektronik ve yazılım sistemleriyle çalışması bugün yapılacak testin asıl amacı. Ancak bu durum kontrol edilmesi gereken pek çok risk unsuru barındırıyor. Bugün motorlardan bir tanesinin yüksek TK'da geçtiği asimetrik thrust dediğimiz bir kanadın yüksek motor gücünün olması, diğerinin düşük motor gücünün olması. O durumda çok ciddi bir risk var. Niye? Kanadın bir tarafından çok yüksek bir güç asılacak, diğer tarafta herhangi bir güç olmayacak. Uçağın böyle sağa ya da sola savrulması muhtemel. O arada uçağı bağlayacağız zaten. Yani en kötü senaryo, eğer uçağı tutamazsak uçak olduğu yerde dönüp içindeki yakıtı yakarak 1100 derecenin yanması, motorlar hariç her şeyin yok olması. Test yönetimini ben yapıyorum.
İTKİ ekibinin başında Esat Aksal ve Ali Gökhan Avran var. Selçuk Bayraktar motora güç verilmeden önce ekibin görev dağılımını hatırlatan bir briefing veriyor. Konuşabiliriz. Sizinle telsiz irtibatımız olacak. Yani siz arabaya bindiğinizde işte arabanın elinize bir kağıt alıp arabanın kapısını aç, anahtarı kontağa sok, anahtarı çevir, işte camlar kapalı bak gibi bir liste uygulamıyorsunuz. Biniyorsunuz, arabanızı çalıştırıp gidiyorsunuz. Havacılık da öyle değil. Akıncı artık test alanına taşınmaya hazır. Projede çok önemli bir kilometre taşı aslında. Motorlar uçakta ilk kez çalıştırılacak. Bu yüzmeyi öğrenmeye benziyor biraz. Denize atlamadığınız sürece yüzmeyi öğrenemiyorsunuz. Ne kadar girir durursanız o kadar düşünürsünüz. O yüzden bir yerden sonra bu aşamaların geçilmesi gerekiyor. Sabahın ilk saatlerinde son hazırlıklar tamamlandı. Motora güç verilmeden önce tüm ekip görev dağılımına göre yerlerini alıyor. İlk motor çalışıyor. Ancak sevinmek için henüz biraz erken. Uçağın entegrasyonu sırasında alınan bazı tedbirler bir hattın kısa devre yapmasına sebep oldu. Tekrar kontroller yapılıyor. Şimdi uçağın içi kilometrelerce kabloyla dolu. Yani yüzlerce, yani neredeyse binlerce diyeceğim, samsayı aklımda değil. Bir yerden biri sinir ağı gibi hatlar var. Bunların hepsi çok detaylı kontrollerden geçiyor. Ve listeler dolduruluyor tek tek her seferinde. Buna rağmen hatalar olabiliyor. Motor ilk çalıştırma testinde de o tarz bir kısa devre vardı. Günlerin yorgunluğuyla mücadele eden ekip bu sorunu en kısa sürede çözmek zorunda. Testin ertelenmesi tüm prosedürün en baştan yapılması anlamına geliyor. Tüm elektronik ve yazılım parametrelerinin tekrar kontrol edilip tekrar simüle edilmesi. Bu durumun yaratacağı zaman ve motivasyon kaybı ise kimsenin aklına bile getirmek istemediği bir gerçek. Yani biz burada şu an 24 voltu görüyoruz. Bence bir daha denememiz lazım. Saatler süren çalışmanın ardından herkes bir kez daha yerini alıyor. Bu kez hataya yer yok. Herkes güç vermeye hazır mı? Akıncı'nın sağ kanat motoru kusursuz çalıştı. Aynı işlem diğer motor için de gerçekleşecek. Ardından her iki motora güç verilip motorlar çalışır pozisyondayken uçuş için veri toplanacak. Tekrar emniyetsiz alsın marş, öyle değil mi? Evet. Her iki motor. Testin son aşamasında tansiyon giderek yükseliyor. Az sonra her iki motor da aynı anda çalıştırılacak. Bu test başarılı olursa Akıncı ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış olacak. Evet, güç verebiliriz. Mors, marş. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Tebrikler tekrar. Selçuk Bayraktar büyük bir özveriyle çalışan ekibi tek tek tebrik ediyor. Tabii Akıncı'yı da ihmal etmiyor. Amirler hemen öne bir gelsin. Hızlıca hemen işe girişelim. Bir an önce bitirelim. Pazar günü biraz uyuyalım. Değil mi? Peki. Tabii bütün bu çekilen
çile ne olursa olsun sonuç değiyor. Yani kendi mühendisimizin, ülkemizin mühendisinin tasarladığı bu sınıftaki insansal aracı bir adım daha yaklaşmış oldu. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de adım adım bütün o süreçleri de başarıyla tamamlayacak aşamaları da aşama aşama. Baykar çalışanları için özel bir gece. Akıncı bundan sonraki serüvenine 75 kilometre uzaklıktaki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda devam edecek. Hangar kapısını açalım. Kanat yüklemeye hazırlanıyoruz. Tüm ekip için duygusal bir gece. Selçuk Bayraktar ve mühendisler 5,5 tonluk uçan balığı uğurluyor. Aman dikkat, dikkat. Azıcık daha indirin, öyle kaydırın. Azıcık daha indirin. Tabii kuş yuvadan uçuyor. Yani en son bir giderken biraz duygu yoğunluğu yaşadık ama tabii o farkında değil, biz de peşinden gidiyoruz. Şimdilik çaktırmıyoruz. Bugün Akıncı ilk kez piste çıkmaya hazırlanıyor. Hava yağmurlu olsa da Selçuk Bayraktar Akıncı'yı yürütmekte son derece kararlı. Hadi. Bizimki biraz delilik hakikaten. Normalde dünyada böyle testler yapıldığında hep daha garanti koşullar tercih edilir. Ama biz bir taraftan projenin zamanında yetişmesi için tümüyle herkes odaklanmış, bütün ekip odaklanmış. Açıkçası bir şey görmedik, yani bir mani görmedik. Endişelendirdi mi? Çok endişelendirmedi açıkçası. Alakalı yaptığımız iyileştirmeler sonrası sistemimizin performansını gözlemleyeceğiz. Kapsam olarak taksi yaptırmak ve bunun haricindeki uçan bütün ağ sistemlerinin problemsiz çalıştığını test etmek. Hadi bismillah başlayalım. Bunu da hayırlısıyla atlatalım. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ olun. Uçuş ve yer emniyet briefinginin ardından herkes yer kontrol istasyonundaki yerini alıyor. Fakat hava aracının ilerlemesini engelleyen bir durum var. Bir tanesi gitti. Hepsini mi kapatayım? Hepsinde bozuldu. Ben pilota geçtikten sonra oldu. Sen geç şeye pilota. Akıncıyı yerde çekmek için frenlerinin boşalması ve dümeninin boşa çıkması gerekli. Ancak yazılım ekibinin koyduğu koruma tedbirinden dolayı motoru kontrol eden sistem buna izin vermiyor. Motor çalışırken uçağın çekme modu var. Yerdeki teknisyen uçağı çekme modunu alırsa arabayı bağlayıp çekebiliyor veya işte ekip itebiliyor da uçağı.
motor çalışırken yanlışlıkla yapmasın diye bir koruma var. Yazılımsal bir koruma koyduğumuz, yazılımın içine programlanmış bir şey. O motorun çalıştığını düşündüğünden izin vermiyordu ama sonra basit birkaç satırlık değişiklikle çözülmüştü. Uçuş hangisi o? Uçuş bilgisayarının hızlı veri kayıt cihazı. Hızlı kayıt alamayacağız yani. Evet, alamayacağız. En hızlı yapsınlar hep. Sorun zamanında çözüldü. Artık Akıncı ilk taksi testini gerçekleştirebilir. Işık yanıyor mu yani? Işık yanmıyorsa yanıyor. Kanat ışıkları yanıyor muyum? Sor. Kanat ışıkları şu anda yanıyor. Şey ilerleyecek söyle abi. Değil mi? Birazcık hızlanacağım, haberler olsun. Hava aracımızı artırmıyor, bildiğin tane. Akıncı ilk taksi testini başarıyla tamamladı. Fakat Selçuk Bayraktar, yağmurlu hava şartlarında fren sistemini test etmek için şartları zorlamak istiyor. Akıncı bu kez daha hızlı bir tur atmak için tekrar kalkış pozisyonu aldı. Tamam, tekrar gaz vereceğiz. Biraz böyle gazla oynayacağız, dikkatli olsunlar. Yukarı aşağı gideceğiz. Zorlu hava şartlarına rağmen tüm sistemler saat gibi çalışıyor. Başarılı bir testin daha sonu. Bugün Akıncı'yla taksi, motorlu taksi deneyimimizden bir tanesi gerçekleştirdik. Tabii gece oldu. Bu daha önce de yaptığımız benzetmeye çok benziyor. Artık Akıncı yavaş yavaş emeklemeye başladı. Hatta biraz daha hızlı taksi yaptırdık. Bir sonraki aşamada koşturacağız inşallah. Şurada şey de var. Arkadaşlar briefing'e. Tamam, al kule denizi. Havar çevresi emniyeti. Yetmiş not oldu oğlum, 70. Yaklaşık herhalde bizim 4. haftamız mı? 4 mü? Zamanı unuttuk biraz. Arttır harcı. XML niye düzelmiyor? Hemen başlayalım lütfen, hadi. Bugün Akıncı'nın koşma testini yaptık. 160 kilometre hızla falan çıktık. Fark ettiniz mi? Yetişemedik. Kaç şu anda? Bugün tabii biraz hava muhalefeti var. Ona rağmen biz vazgeçmek istemedik. 90 nata kadar hava aracı ıslandı. Yani arka tekerlerde çok az nat şey var. Kanatlar kalktı. Yerden kesti bir 30 santim kadar. Birkaç saniye uçtu. Tabii bizim için bu veri çok kıymetli. Sonrasında da uçuş gözüküyor. Müsait miydiniz? Ha, merhaba. Biz şimdi basın danışmanlığıyla görüştük de bu uçuş sanırım 2 gün sonra olacakmış. Biz ona göre hazırlanalım diyoruz. Hazırlanıyoruz şu anda. Yarına da hazırlanıyoruz. Olur mu bilemiyoruz tam. Cumartesi de olabilir yani. Peki sizce yarın uçma ihtimali mi var yani bu durumda? Yani yarın var, evet. Yani %20-%30 ama yani şimdi eğer her şeyi uygun görürsem yerde tutamayız daha yani. Artık uçacaksa uçar. Daha tutmanın anlamı yok. Tamamdır. Biz o zaman hazırlanalım ona göre. Peki. Yarın tamam. Görüşmek üzere. Çok selamlar. Çorlu'da gerçekleştirilen 29 testin ardından Akıncı uçuş öncesi son provasını gerçekleştirecek. Ancak tüm ekibin üzerinde farklı bir heyecan var.
uçuş için rüzgar yönü ve hava şartları oldukça elverişli. Testin gidişatına göre uygun görülürse Akıncı'nın erken kalkış yapması muhtemel. Acil durum, kaza kırım durumu yaşamadan başarıyla bu testi de tamamlarız. Herkese kolay gelsin. Başarılar arkadaşlar. Şimdilik her şey yolunda. Tüm hava şartlarına göre tasarlanmış Akıncı için defalarca gerçekleştirdiği bu test koşulları artık çocuk oyuncağı. Haydi bismillah, motor geliyor. Taksi yapacağız arkadaşlar, hadi. Rüle müsaadesi al hemen, hadi. Aldır, rüle müsaadesi al. Ben pilota geçiyorum Ekber. Tamam. Tamam, koşuyorum. İletişim kurdunuz mu? Evet, veriyorum. Hadi bismillah. Şimdi kayış kayıcıyı aç. Haydi bismillah. Taksi denemesi başarılı. Ancak programda beklenmedik bir değişiklik var. Selçuk Bayraktar yakıt takviyesi istiyor. Aslında bugünün planı yarın gerçekleşecek uçuş öncesi birkaç tur daha yapıp uçuş için gerekli verileri toplamaktı. Bunun için yeterli yakıt yüklemesi zaten yapılmıştı. Fakat ne Selçuk Bayraktar'ın ne de Akıncı'nın yarını beklemeye niyeti var. İhtimali olursa yakıt eklenmesini istedi Selçuk. Her ihtimale karşı kalkabilir. Uçarsak da tabii şu anki yakıt başladı mı saat? Yine yeterli olur ama ne olur ne olmaz diye biraz daha ekliyoruz. Yakıt sistemleri ekibi takviye için hazır. Ancak yakıt aktarımını engelleyen bir durum söz konusu. Çorlu'da hava trafiği oldukça hareketli. Yarım saat indikten sonra vakti var. Kalkış için ister o ara diyor. Kalkıştan sonra da sıkıntı yok diyor. Pegasus kalktıktan sonra ama yarım saat beklemeye girersin. Devam edelim şey. Ya çünkü şimdi yakıt atacağım bilmem ne, bir daha çalıştıracağım. Öyle değil mi? Ekibin hem yakıt aktarımı yapacak hem de teste devam edecek süresi yok. Aktarım iptal ediliyor. Anlaşıldı hakim. Hava aracının konumuna göre biz de dönüş sağlıyoruz. Ekipler depodaki yakıtın uçuş için yeterli olduğunu düşünüyor. Artık nefesler tutuldu. Yıllar süren çalışma, sınırsız mesai saatleri, uykusuz geçen geceler. Bugün buradaki insanlar Türk havacılık tarihinde bir ilke şahit olabilir. Evet, devam ediyorum. Kalkıyoruz. Yani iki dakika içinde kalkıyoruz. Emniyet ve güvenlik araçları hava aracı pist başı yaptığında hava aracı kalkış koşusu yapacak, bildiğin. Anlaşıldı, takip. Kalkıyoruz arkadaşlar. Herkes tamam mı? Hiçbir sıkıntı yok. Hadi bismillah. Kusursuz bir kalkış olsa da rahatlamak için henüz erken. Tüm ekip uçuşa odaklanmış durumda. Akıncı inişe geçip tekerlerini piste değdirene kadar herkes diken üstünde. Biraz fazla gidiyor. Güzel. Çok güzel. Elevatör trim kaç? Uçur. Gayet güzel. Göklerde geçen 16 dakikanın ardından Akıncı yere inmeye hazır. Anlaşıldı. İniş emniyet mesafeden tempo yönü izleniyoruz. Hayırlı inişler. Artık her şey 5,5 ton ağırlığındaki Akıncı ve asfalt pist arasında.
Saatte 200 kilometre hızla havada süzülürken hassasiyet oldukça önemli. Çok iyi ben! Çok iyi! Çok iyi! Mükemmel bir iniş. Tüm ekip için alın teriyle kazanılmış bir zafer. Türk semaları artık Akıncı'ya emanet. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Tabii şimdi bunun ilk uçuşunu yaptık. Allah'a şükür. Tabii yıllardır çalışıyorduk. Son dönemde sabahlara kadar gecesi gündüzüne karışmış bir yoğun bir dönem geçirdik. Tabii en başta hepinize, ailelerinize, tabii onlar da büyük fedakarlıklar yaptı. Ben teşekkür etmek istiyorum. Hepsini tebrik etmek istiyorum. Yani yeri süpüreninden yemek yapanına, yerdeki taşı kaldıranından, buradaki hangarımızda çalışanlar hepsinden Allah razı olsun. Tüm bunları mümkün kılan, semalarımızda hür ve özgür olacağım diyen, bağımsız olacağım diyen aziz milletimize de ben hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Akıncı inşallah milyonlarca saat görev yapacak, ülkemizi koruyacak, isminin hakkını verecek. Tarihi bir gün gerçekten. Aylardır tüm ekip gece gündüz bu ana odaklanmıştı. Yazılımcısından donanımcısına, haberleşmecisinden tasarımcısına herkes bu anı bekliyordu. Biliyorsunuz havacılıkta ilk uçuşlar çok kritiktir, çok önemlidir. Allah'a şükürler olsun, başarıyla tamamlandı. Tabii büyük bir şükür duygusu var diyebilirim. Allah'a şükür şu iş kazasız belasız bitti. Gerçekten bugün inanılmaz bir duygu. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Çok duygulandım. Yani ilk tekerlerim yerden kesildiği anda uçan havada olduğunu görünce bayağı kendim tutamadım ve hıçkırıkla ağlamaya başladım. Hatta galiba bilmiyorum, mutluluktan tabii ki. Bunların hepsi milletimiz için yapılıyor. Al bayrağımızı gökyüzünde kendi uçaklarımıza, kendi mühendislerimizin, kendi teknisyenimizin eseri bayrağımızı dalgalandırmak için yapılıyor. Zaten Yahya Kemal'in şiirindeki gibi bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Edasıyla Akıncı'ya çalıştı ekipler. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesi. Sırada Cezeri uçan araba var. Hemen kısa süre sonra onun ilk uçuşu var. Sonra da 2023'e kadar insansız savaş uçağı var. Bakalım onlar ne zaman uçacak. Kopma noktasına geldiğiniz yerler oluyor ama annemizin bize vasiyet ettiği bir söz bize bu zor anlarda dayanma gücünü hep verdi. Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini süt hakkım olarak niyaz ediyorum. Anneniz.